Merhabalar sevgili arkadaşlar marifetli kankileri YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz beğeni ve yorumlarınıza destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar sizlerin beğeni ve yorumları bizler için çok kıymetli yapacak olduğunuz beğeni ve yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum Bugün sizlere iki seferde sıralı boncuklu çok kibar, naif bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Umarım faydalı bir video olur arkadaşlar. Modelimizi yine misina şiş kullanabilirsiniz. Bunun kaç numara olması gerektiğini isterseniz pipet kullanabilirsiniz. hangisi hoşunuza giderse, hangisiyle örmek daha kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Yazmam Reyyan marka 56 yeşil diye geçiyor hanımlar. Bu rengimizde Cenk markada Nil yeşili diye geçiyor. Her iki markanın da renkleri aynı hemen hemen. Çünkü aynı ip numaralarını kullanıyorum. İp numaramızda altın başak 357 numaralı ip. Harika bir uyuma sahip. Boncuklarım da yine Nil yeşili hanımlar. Şöyle göstereyim. Yazmanın rengine renk Olsun istediğim bugün bakın boncuklarımız da bu şekilde daha önceden elimde alınmış boncuk vardı bu şekilde e, bu bon kum boncukları kullanacağım e, boncuklarım kum boncuktur pipetimiz e, küçük meyve suyu değil de normal hani böyle aldığımız e, uzun pipetler vardır o pipetlerden pipetimizin ölçüsü de altı numaralı misna şişe uyumludur misna şişimde şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Misina şişte çok büyük kolaylık oluyor. İlmekleriniz bozulma yapmıyor. Çünkü ilmekler şunda kaldığı zaman hem de böyle döndüğü için bütün köşelerin hepsini bitene kadar bu misina içine doldurabiliyoruz ve örerken çok aşırı bir kolaylık oluyor. Yani bunu gerçekten herkesin oya yapan, özellikle çok oya yapan arkadaşlarımız bu misina şişlerin çok büyük rahatlık olacağını gördüğünüzde eminim birçok numarasını alacaksınız diye düşünüyorum. Çünkü ben bunun rahatlığını gördükten sonra inanın bütün numaralarını hemen hemen aldım eve. 5 numaradan başlayıp 9 numaraya kadar bütün numaralarını aldım. Çünkü bana çok büyük kolaylık oldu. E, tığım 21 numara tığ kullanıyorum. Şöyle hemen modelimi de göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Çünkü modelimi başlangıç yaptım ben. Modelimiz bu şekilde sıralı çok hoş duran bir model herkesin de yapabileceği kolaylıkta olan bir model kum boncukla denedim bunu sanki inci koyarsanız inci biraz kaba düşer diye düşünüyorum kum boncuk tam ideal bir şekilde oldu buna kaç salkım boncuk gider diye şimdi sorulabilir arkadaşlar 4 salkım boncuk yeter diye tahmin ediyorum çünkü modeli bitirmedim bitirmediğim için de kaç salkım boncuk gider bilemiyorum Yazmamızın tığlamasını iki zincirle tığlama yapıyorum şöyle göstereyim elim çok sıkı değil iki zincirle tığlama yaptığımda tam ideal oluyor eli sıkı olanlar e, üç zincirle de tığlama yapabilirler bu e, Çünkü bakın benim elim bayağı bir gevşek sıklığı da tam ideal oldu iki tane ilmek atladım e, ne marullanma oldu ne gerdirme oldu tam ideal sıklığa e, uyumlu oldum şimdi ben burada Hanımlar Örmüş olduğum yerden değil de böyle baştan başlamak istiyorum çünkü bazı birçok arkadaşımız da hani anlamayı olabiliyor. O yüzden riske atmamak için modelimi e, örmüş olduğum yeri buradan iplerimi kırmayacağım. Buradan sizlere anlatmaya çalışacağım inşallah. İpimizi bu şekilde tığımıza sabitliyoruz hanımlar bir zincir daha çektim. Başlayacak olduğum tığ battısından giriş yapmak istiyorum artık yazmanızın böyle ben köşeye yakın olan kısmından başlıyorum genelde sizlerde nasıl başlamak isterseniz buradan bakın herhangi bir tığ batısından bu şekilde giriş yaptım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim şimdi e, şu pipetle e, şeyin misnaşın ilmeklerinin ölçüleri bu pipetle aynı altı numaralı şiş hanımlar e, şimdi misnaş işte biraz videoda zor olacağı için pipet daha kolay olacak video çekiminde o yüzden pipetle yapmak istiyorum ilmeği pipete taktım şöyle dibinin yanındaki zincirden giriş yaptım bakın ilmeği buradan aldım bir zincir çektim ilmeği pipete taktım tekrar aynı yerden giriş yapıyorum ilmeği aldım bir kapattım ilmeğimi pipete taktım aynı yerden giriş yaptım bir 2, 3, 4, 5, 6. Çıkarken 7, inerken de 6 zincir çekerek 1, 2 tığ atlıyorum, üçüncüsünden giriş yapıyorum bu şekilde arkadaşlar. Bakın üçüncüsünden giriş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Buradan ilmeğimi pipete taktım dibindeki zincirden şöyle giriş yapıyorum bakın al kapa aldım ilmeği bir kapatıyorum ilmeği taktım tekrar buradan yine bir tane alıyorum bir kapattım ilmeği pipete taktım burada aynı yerden tekrar giriş yapıyorum bakın 1 2 3 4 5 6 6 zincir çektim. 1 2 3. tığ battısından giriş yaptım. 2 tane atlıyorum. E bu modeli yaparken önce kalemle denedim hanımlar. Kalemle çok tipsiz ve uzun oldu ilmekler. Hiç hoşuma gitmedi. Geri söktüm sonra. Bu ölçü tam ideal oldu. Ya 6 numara şiş e, ya da pipet. 5 numarada ben çok uzun ilmek istemiyorum diyorsanız hanımlar 5 numara da kullanabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim ilmeği bu şekilde pipete taktım şuradaki ilmekten giriş yapıyorum bakın ilmeği aldım bir zincirle çektim kapattım ilmeği buradan alıyorum böyle kapatıyorum ve hemen ilmeğimi pipete taktım aynı yerden giriş yapıyorum ilmeği aldım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim 2 tığ battı atlıyorum üçüncüsünden giriş yapıyorum bir tane daha yapalım yeterli 1 3 4 5 6 7 zincir çektim buradan bu şekilde taktım çok kolay gidiyor ama ilmekler hanımlar buraları misna şiş kullanmayacaksanız elinizde çok benim gibi sıkı değilse bu ilmekler pipetten çıktığı zaman bozulma yapabilir. O yüzden en mantıklı e, şey misina şiş. Sizlere çok kolaylık olur. Ama misina şişiniz yoksa nasıl yapabilirsiniz? 2-3 e, tane ilmeğe bütün e, köşeleri doldurursunuz, İlmeklerin pipetten çıkmamasını sağlarsınız. E, sonra hemen çıkartarak üstünü gidersiniz. Ya da iki ipiniz varsa ikisini aynı anda götürebilirsiniz. E, hangisi kolayınıza gelirse. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim şöyle iki tane mini şey surafa atladım ve ilk kısmımız bu şekilde arkadaşlar şimdi bunu böyle tüpetten çıkartayım şöyle belki eliniz sıkıysa bozulma yapmayabilir ama eliniz sıkı değilse tüm kenara yapana kadar bozulma yapabilir ona göre dediğim gibi yaparsanız sizlere kolaylık olur. Şimdi ikinci kısmımızda yaparken ipimizi bu şekilde sabitliyoruz. Bir zincir daha çektim. Ve geldik buraya arkadaşlar. İlk ilmeğimizin içinden giriş yapıyoruz bu şekilde bakın. İlk ilmeğin içinden giriş yaptım. Bir boncuk aldım bu şekilde kapattım. Aynı yerden tekrar batıyorum. Şöyle. Yandaki ilmeği geçerken arada zincir çekmiyorum. Direkt geçtim. Boncuğumu aldım. Bu şekilde kapattım. Yine aynı yerden bunu buraya sabitliyorum. Sıradakine geçiş yaptım. Boncuk aldım. Bu şekilde kapattım. Aynı yerden giriş yaptım. Şimdi yandaki ilmeği geçerken bir tane zincir çekiyorum. Yandakine geçerken. Yandaki ilmeği geçtim. Bakın bir boncuk aldım kapattım. Sıradakine geçerken burada zincir yapmıyorum. Bu üçlü yerde zincir yapmıyorum. Bir boncuk aldım kapattım. Model çok kolay bir model hanımlar. Hiç zor değil. Sizi çok uğraştıracak ve yoracak bir model değil. Buradan bakın. Böyle yaptıktan sonra rengine renk düzlerde çok yakıştırıyorum. Ben çok ağır ve hoş duruyor. Bir zincir çektim yandakine geçerken. Bu ilmekler dönerse düzeltelim. Düzeltmezsek e, yaptığımızda düzgün durmaz. Bir boncuk aldım bu şekilde kapattım. Yanındakine geçiş yaptım. Bir boncuk aldım kapattım. Bakın yandakine geçiş yapıyorum boncuğumuzu aldık yine kapattık böyle bu üçlü yelpaze olduktan sonra yandakine geçerken bir zincir çekiyoruz bakın arkadaşlar Belirli bir ilerleme başlamadan bile hemen ilmeklerin bir tarafına nasıl gitti. Bu sonra da bunlar dibinden gevşeme yapıyor maalesef ki. O da sizi örerken zorluyor. Bu yüzden misnaş için çok kolaylık olduğunu söylüyorum. Misina şişi de yani bütün güncülerde, tuhafiyelerde bulunan bir şey. Her yerde fiyatı değişiyor. Bazı yerlerde 40 lira, bazı yerlerde 30 lira. Bir de numara büyüdükçe de misina şişlerin fiyatları değişiyor hanımlar. Modelimiz bu şekilde. Bakın modelimizi bu şekilde kurduk, yaptık. Ne yapıyoruz? İki taraflı ütü yapıyoruz. İlk ütüsü çok önemli hanımlar. Şimdi ütü masasına serdikten sonra hafif şöyle elimizde düzenledikten sonra baskın bir ütü ütünün iki ayarında ütülüyorum ben. Hem ön yüzünden hem de arka yüzünden baskın bir ütü sürdüğünüzde kalıp gibi bir model ortaya çıkıyor. Mutlaka denemelisiniz dediğim modellerden bir tanesi hanımlar. Kesinlikle düz renk yazmalarınıza, desenli yazmalarınıza, namaz örtülerinize böyle naif, kibar, hoş, ince oya sevenler için çok ideal bir model olduğunu düşünüyorum. İsterseniz tabii ki şiş numaranızı küçültüp ilmeklerinizin daha küçük olmasını sağlayabilirsiniz. Tamamen zevkinize bağlı. Ama kesinlikle kalem kullanmayı önermiyorum. Kalemde ilmekler çok fazla uzun olduğu için modelin bütün zarifliğini kaybettiriyor. modelimin yakın çekimini Marifetli Kankiler Instagram hesabımdan bulabilirsiniz. Bir hatam, bir kusurum olduysa affola. Bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Tabii ki yine şöyle ekran resmi almak isteyenler için modelimi böyle yakın tutmak istiyorum.